Şimdi sene geçtim. Üçüncü partımızda güncelleme butonunu da anlayacağız inşallah. Maşallah. Yapmamız gereken yine bir SQL command yazıp parametrelerini atayıp daha sonra bunu SQL'e göndermek ve işimizi bitirmek. Aslında özetle bu arada. Yine bir SQL command yazacağız. Yine bir komutumuz olması lazım. Komutumuz update olduğu için update cümleci yazacağım. Update ürünler set yazacağım. Hangi alanları güncellemeye tabi tutuyorduk? Şuradan şöyle alsak gelir mi acaba? Sanki şuradan bakabiliriz gibi tüm alanlara. Set. Yukarı alırsam ben göremeyeceğim. Şu iyi midir? Ürün adı eşit et hayata çekil böyle. U adı virgül sonra ne var? Fiyat eşittir et fi diyeyim. Sonracığıma birim başına adet et et birim olsun. Sonra kategorisi gelecek. Kategori ID eşit et kat ID. Tedarikçi ID eşit et ted ID olsun. Başka kaldı mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdım. 3, 6, 7 tane var. Ne eksik? Satılmıyor mu yazmamışım. Satılmıyor mu eşit et satış diyeyim. Ver ürün ID eşit et bu ID deyip connection belirtip bundan sonra başlıyorum parametrelerimi yazmaya. CMD'ye parametrelerini ekle değerine beraber dedikten sonra et ne oluyor bu? Şöyle bir kendime şey uydurayım. Et ürün adı gördüğün yere txt ürün adının txt et fi gördüğün yere txt fiyatın txt et birim gördüğün yere txt birimin txt. Kategori nasıl alacağız? Combox'ın selected item'ı içinde Combox item değil miydi? Aynen. İşte C kat diyeyim. Eşittir. Combox kategorilerin selected item'ı aslında Combox item'dır diyorum. Çünkü ben koydum. Dolayısıyla C katın value'sunu işleme gönderebilirim. Sonra tedarikçiyi aynı şekilde yapmamız lazım. Tedarikçi C TED diyelim. Combo box tedarikçinin seçeneğinin bir combo box item'dır dedikten sonra C TED'in value'sunu da buraya alıyorum. Ürün ID geldi sonra. Yok satışlı var. Satış. Satılmıyor bunun check özelliği bunun durumunu belirtiyor. Bir de son elemanımız. CMD'nin parametrelerine ekle. Add. Ürün ID'si label ürün ID 2'nin text'idir.
ve parametrelerimi de atamasını gerçekleştirdim. Yapmamız gereken connection'ı açıp connection'ı kapatmak. Daha sonra integer etkilenen eşittir cmd'yi execute non query ile çalıştırıp sorguluyorum. Eğer etkilenen büyükse sıfırdan message box okeydir veya işlem tamam yazmıştır. İşlem tamam. Else durumda message box güncelleme yapılmadı dememiz gerekiyor. Bir de eğer güncelleme tamamsa deminki gibi formu kapatmadan önce ürünleri yeni haliyle tekrardan doldurmam gerekiyor. İsimleri belki değiştirdim şimdi. Tekrardan düzgün yeni versiyonu gelmesi amacıyla. Test edeyim. Bakalım nedir durumumuz. Mesela çaydan yapalım. Çayı düzenle. Çayı 2, 2, 2 olsun. Bastım. İşlem tamam. Çayı 2, 2 olarak geldi. Tekrar basıyorum. Yalnız baktığım zaman fiyatta bir anormallik var. 4, 0 şu an fazla. Evet. Doğru mudur? Logisini seviyorum. Evet. Hemen tekrar göstereyim. Mesela ikinci ürünü yapayım. Şu an 4, 0 var. 19.000. 19 asan bu süratı. Düzenledim. Hiçbir şey değişmeden güncelle yapıyorum. Tekrar şu çengi açayım. 4.0 yine fazladan karşımıza çıktı. Bunun olayını ve yapısını anlatmadan önce not almak isteyen arkadaşlarımı bekleyeyim. Ondan sonra şimdi sevgili arkadaşlarım fiyatı biz gönderdik. Fakat fiyatı gönderirken bir sıfır sorunumuz çıktı. Sebebi şu oluyor. Mesela C#'da şu süratli bir şey yazacağımız zaman 10.05 deriz. Ya 0.6 deriz neyse. Uzun bir hane yazacaksak işte 10.000,123 nokta bilmem kaç kuruş deriz. Dolayısıyla da ben bunu gönderirken şu virgül binlik ayrıca gibi gözüküyor. Dolayısıyla C# bunu kaldırarak gönderiyor SQL'e. Ben bunu SQL'in anlayacağı dilden göndermem gerekiyor. O sebepten dolayı buna kısa yöntem yemiyor fiyat gibi yerler için. Uzun yöntemle yapmamız lazım. SQL parameter göndereceğim bunun için. Diyorum ki @fi gördüğün yer SQL'deki veri tipi money'dir. Diyorum yani bunun para olduğunu söylüyorum. Bu para olduğunu söyledikten sonra buna değer atıyorum. Text'e fiyatın text'ini ve bu şekilde parametreler ekliyorum. PRM'yi. Bu şekilde yaptığın zaman şu oluyor. Artık şu binlik olayı SQL'in anlayabileceği dilde olduğu için onun C# takılmıyor ve direkt düzgün gönderiyor. Mesela şunu bir sileyim. Şurada bir virgül vardı bunda. Şöyleydi ilk fiyatımız. Gönderdim. Bakıyorum. İlk fiyatım da düzgün geldi. Alttakini alıyorum. Alttakini düzenleyelim. Fiyatı bunun 19 diyeyim sadece. Güncel dedim. İşlem tamam dedi. Baktığım zaman işte standart 4.0 geliyor. Ama aynı şekilde güncelleye tekrar güncelleye basarsam herhangi bir action olmuyor. Artık sürekli olarak money tipinde 4 basamak süratli olarak algılanan bir değer hanesi olarak karşımızda duruyor sanki. Bunun da çözümü böyle. O zaman bunu da videoyu tamamladıktan sonra 3. partımızın da sonu oldu. Manuel yapsaydık nasıl yapardık? Efendim? Neyse ne şey mi yapacağız? Yok öyle çok uzun hikayeler ya. Bu varken onlara gerek yok ya. Çünkü sıkıntı oluyor yani. Ama fiyat alanı mutlaka aynı sistem olması gerekiyor. Niye mi sıkıntı? Hani değil mi? Tabii diğer tarafta money ise burada da money olması gerekiyor. Orada mesela şey ise ne var başka? Orada armut ise burada da armut olacak yani. Orada string ise burada da string olacak. Orada integer ise burada da integer olacak. Her zaman oradakiyle aynısını yazmamız gerekiyor. Resim yani. Var mıydı orada? Var var. Buradan burayı da şey yapacak. Evet, bunu da, burada da resim yapacaksın. O zaman bir sonraki örnekte tekrardan video çekmek üzere bunu da sonlandıralım.